Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda PTT memur alımları hakkında biraz konuşmuş olacağız. Bizler elimizden geldiğince tüm süreci, tüm ilanları, duyuruları sizlere paylaşmaya devam ediyoruz. Lütfen sizler de bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan, tüm süreçlerden haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Evet, sağda solda görüyorsunuz arkadaşlarım. PTT memur ataması başladı, ilan geldi, başvuru işte linki için tıklayın gibi birçok aslında soru ve mesaj geliyor bana. Bu toplu duyuru hakkında aslında size bilgi aktarmak istiyorum. Topluca şöyle bir mesaj vermek istedim size arkadaşlarım. Lütfen sağa sola itibar etmeden sadece ve sadece resmi yazıları takip ederek, bizde de zaten sadece resmi yazılarla beraber yol almış oluyoruz arkadaşlarım. Hani bugüne kadar bütün ilanların resmi yazısını elde ederek sizlere paylaşımını yapmış oldum. Lütfen sağa sola çok kulak asmadan, işte tıklayın da şuraya basın da bilmem neyin de, bunu yapmayın, dikkate almayınız. Bizler elimizden geldiğince resmi yazıyı paylaştığımız müddetçe ve resmi yazılarla beraber yol aldığımız müddetçe bilgilere inanmış olun arkadaşlarım. Henüz resmi yazı gelmedi, henüz başvuru başlamadı. Seçim öncesi geldi işte, hemen bir hafta sonrasında seçim var. İnşallah herkes için hayırlı bir seçim olur. Yani bu seçim arifesinde acaba gelir mi ile ilgili birçok soru geliyor. Ben düşük bir ihtimal veriyorum ama inşallah gelir tabii ki. Eli kulağında da olabilir, belli olmaz. Hani gelirse bunun paylaşımını resmi yazıyla beraber sizlere sunmuş olacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bildirimleri aktif hale getirerek tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Sağa sola da çok fazla itibar etmeyiniz. Daha önceki süreçte resmi gazetede PTT ataması ile ilgili bilgi paylaşıldı zaten. Yönetmelik kararı geldi. PTT memur ataması nasıl olacak? Hangi puanla olacak? Kimler başvurabilecek? Hangi bölümde atamalar olacak? Sınav şekli nasıl olacak ile ilgili bütün kısımlar paylaşıldı. Ama başvuru ile ilgili resmi bir paylaşım yapamamış durumdadır. Şu an hali hazırda başvuru yoktur. Başvuru başladığı takdirde bilgisini aktarmış olacağım sizlere, merak etmeniz. Merkezi atama ile ilgili birçok soru gelmişti. Merkezi atama henüz talepler devam ediyor. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde sonlanmış olacaktır. Talepler, işte memur kadrosu için talepler sunuluyor. Bu memur kadroları tamamlandığı takdirde Temmuz'un ilk haftasında merkezi atama süreci başlamış olacaktır. Merkezi atama ile ilgili bütün kısımları, doğru tercih sürecini hepsini beraberce yine konuşmuş olacağız arkadaşlarım. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayınız. Kendinize şu an için iyi bakın. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.